YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim Elazığ'ın maden çüreği. Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, hiç beklemeden, maya kullanmadan, dış katmanı kıyır kıyır, içi de yumuşacık, çok lezzetli, harika bir çörek tarifi. Nasıl hazırlamışım? Buyurun hep beraber yapımını görelim. Öncelikle burada 150 gram tereyağı var. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Çok hafif ısıttım. Daha sonra yoğurma kabının içine aldım. Üzerine 1 su bardağı yoğurt ekledim. Güzelce karıştıralım. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Burada 400 gram kadar tam yağlı beyaz peynir var. Peynirini de ekledim. Güzelce karıştıralım. İki adet yumurta kullandım. Aklarını içine, sarılarını da üzerine sürmek için ayırdım. Bir avuç kadar, yaklaşık 2 yemek kaşığı çörek otu ekledim. 1 yemek kaşığı kadar mahlep ekledim. Güzelce karıştıralım. Daha sonra bu karışımın alabildiği kadar un ekleyelim. Ben yaklaşık 4,5 su bardağı kadar un kullandım. Unun miktarı değişebilir. Kontrollü bir şekilde azar azar ekleyelim. Üzerine 2 paket kabartma tozu ekleyelim. Yoğurmaya başlayalım. Yumuşak bir hamur elde edelim. Evet, yaklaşık şöyle bir avuç kadar daha sıvı yağ ekledim. Beraber yoğurmaya devam ettim. Evet, hamuru çok güzel yoğurdum. Hiç beklemeyeceğiz. Kıvamı da gördüğünüz şekilde yumuşak, ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. Şimdi şeklini verelim. Hamuru 3 eşit parçaya böldüm. Daha sonra gösterdiğim şekilde şeklini vermeye devam ediyorum. Şöyle uzun bir şekilde yuvarladım. Elimle güzelce bastırdım. Yarım santim kalınlığında açtım. Üzerini düzeltelim. Kenarlarından biraz keselim. Daha düzgün, daha güzel görünmesi için. Gösterdiğim şekilde dilimleyelim.
Bu arada fırınımı çalıştırdım. 195 derece alt üst ayarda ısınmaya başladı. Üzeri için ayırmış olduğumuz yumurta sarılarını hepsine güzelce sürelim. Bir bıçağın tersiyle veya böyle bir hamur kartıyla üzerine istediğiniz şekilleri verebilirsiniz. Bu şekilde hem fazla kabarmayacaktır, içi de daha güzel pişecektir. Üzerine beyaz susam serpiştirelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 195 derece alt üst ayarda pişirmeye gönderelim. Her fırının pişirme süresi farklılık gösterebilir. Yaklaşık 45 dakika içinde üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi pişti. Mis gibi mahlep kokuları bütün evi sardı. Görüntüyü de görüyorsunuz. Çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz çok güzel yöresel bir çörek tarifi. Fırından çıkaralım. İlk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Daha sonra sunumumuzu yapalım. İçinde mahlep olduğu için bayatlamayacaktır. Uzun süre buzdolabında saklayabilirsiniz. Dokusunu da görüyorsunuz. Yumuşacık pamuk gibi, üst katmanı da kıyır kıyır. Gerçekten çok lezzetli bir çörek tarifi oldu. İçinde peynir olduğu için de çocuklar için çok faydalı, güzel bir tarif oldu. Altı üstü gayet güzel pişmiş, nefis bir tarif. Buraya kadar da izliyorsanız ve tarifimi beğendiyseniz lütfen bir beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben video paylaştığımda size anında bildirim gelir. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.